Son günlerin en tartışılan konusu da neden Japonya'da çok daha şiddetli depremler olmasına rağmen sonuçları bizimki kadar yıkıcı, tahribatı bu denli büyük değil. Gelin hep birlikte Japon yapı tarihinin geçirdiği aşamalara hızlıca bir göz atalım. Japonya depremlere karşı yapılarında ciddi önlemler alan ülke. Belki de en hazırlıklı, konuyu en fazla ciddiye alan millet, bu çekik gözlü çalışkan ülke vatandaşları. 18. yüzyıla kadar Tokyo da dahil olmak üzere Japon şehirleri alçak ahşap yapılardan oluşuyordu. O zamanlar şimdiki adıyla Tokyo olarak bildiğimiz başkent, o zamanki adıyla Edo, devasa bir ahşap şehirdi. Ahşap binaların yangınlara karşı savunmasız olması, zamanında gerekli müdahalelerin yapılmasını zorlaştırıyor. Kısa zamanda yangının büyük alanlara sıçratıyordu. Meiji devriminden sonra binalarda Avrupa'dan ithal edilen tuğla yapı sistemine geçilmesine karar verildi. Yani tuğlayı değil, sistemi ithal ettiler. Örneğin Tutsuna Kingo tarafından tasarlanan ünlü Tokyo istasyonu tuğla dolgu duvarlı çelik çerçevelerden oluşturularak 1914'te açılmıştır. 1906'da San Francisco'da meydana gelen büyük depremde oluşan hasarı gözlemleyen Tokyo Üniversitesi'nde profesör olan Toshikata Sano, bu tür bir depremin Japonya'da da olabileceğini öngörmek için müneccim olmaya gerek olmadığının bilincindeydi. Bu yüzden hükümetle birlikte çalıştı ve dünyanın ilk sismik kodunu önerdi. 0.1'lik taban kesme oranı için tasarlanacaktı yapılar. Böylece yapılar kendi ağırlıklarının %10'u kadar yatay kuvvetlere dayanabilirdi. İlk sismik gereksinim 7 yıl sonra 1927'de Uniform Building Code tip bina yönetmeliği yani UBC'ye eklendi. Bu çalışmalardan sonra 1923 Büyük Kanto depremi yaşayan Japonya'da mevcut tuğla yapılar yeterli yanal dayanıklılığa sahip olmadığı için birçok bina yıkıldı. 7.4 şiddetinde 4 dakika süren bu depremde 105 bin kişi öldü. Bazı kaynaklar bunun 140 bin olduğunu iddia eder. Pek çok yangınlar da yaşadılar yine aynı olay yüzünden. Japonya'nın en büyük adası Honshu üzerindeki Kanto bölgesi kullanılamaz duruma gelmiştir. O dönemde endüstriyel beton üretilmeye başlandı. Avrupa'daki gibi inşa edildi. Japonya'daki yapı mühendisleri sismik dirençli binalar inşa etmeye başladı. Beton perdeleriyle birlikte beton kolon kirişlerde oluşan moment çerçeveleri büyük bir deprem sırasında kirişlere enerjiyi verir ve bu enerjiyi dağıtır. Bu aynı zamanda deprem yer hareketlerini ve bina tepkisini analiz etmeye yönelik araştırmaların yapıldığı zamandı. Tokyo Üniversitesi'nde Deprem Araştırma Merkezi 1925'te kuruldu ve aynı sıralarda Tokyo'da Profesör Tadashi Taniguchi Institute of Technology'de dünyanın ilk sallama masasını kurdu. İşte bu bildiğiniz büyük sismograf ölçerlerin ağababası ilk atasıdır. Bu büyük tekerlek üzerinde dalgalı ray modellemesi bulunmaktadır. Döndüğünde sütunları takip ederek sallanıyor ve küçük sismik hareketler masayı titreşimle sallıyor. Araştırma başladığında tasarım mühendisler arasında tartışmalar yaratıyor. Tekyo Tech mezunları 1931'de dünyanın ilk sismik izolasyon binasını Fudobank'ı tasarladılar. Temelin altında oturan beton sallanan sütunları farklı şekillerde tanıttılar. Yüzeyleri geri sallanan Japon Okyagari Kuboshi bebeğinden ilham alarak tasarlandığı söylenmektedir. Kolonların başındaki beton mesnetlerinin içindeki dondurulmuş kum kayar ve sürtünme nedeniyle bir miktar enerji harcar. Sismik izolasyon mantığı kısaca şöyle. Yapının depreme dayanma kapasitesini arttırmak yerine yapının periyodu uzatılarak böylece yapıya gelen sismik kuvvetler azaltılacak. Büyük Kanto depreminden sonra Tokyo Tech kampüsünün inşası yaklaşık 10 yıl sürdü. Ana bina çok büyüktü ve tüm departmanları barındırabilirdi. Üniversite bir Tokyo Tech Recovery bölümü kurdu. Bu bölüm afet önleme departmanında tüm bu yeni profesörleri dahil etti. Ana bina betonarme kaplı çelik çerçevelerin kompozit yapıdaydı. Yapı büyük depremlere dayanacak kadar güçlü olacak şekilde tasarlanmıştır. İnşaat 1930'da başladı ve 1935'te neredeyse tamamlandı. Bu yapının olası depremlerde barınak olarak kullanılabilme güvenilirliği de var. Çelik üretiminin artışı sonrası çelik yapılara da yönelen Japonya'da da çelik kullanılmaya başlandı. Eskiden katı tasarım yaklaşımı destekçisi olan Tokyo Üniversitesi'nden depreme dayanıklı tasarım ilkelerini geliştiren ve öğreten yapı mühendisi Profesör Kiyoshi Muto, Serac adlı analog bir bilgisayar kullanarak dinamik analiz yapmaya başladı. Muto'nun en iyi bilinen katkılarından biri yanal yükleme altında
moment dirençli bir çerçevenin rutin yapısal analizi için basit ama doğru bir yöntemin geliştirilmesiydi. İşte bu amaçla döngü yönetimi olarak bilinen zahmetli, zaman alıcı hesaplamaların yerini sayısal tablolar aldı ve dünya çapında uzun yıllar yaygın olarak kullanıldı. 1933'te Japonya Mimarlık Enstitüsü'nün hesaplama standardına uyarlandı. Gördüğünüz üzere hiçbir şeyi olduğu gibi alıp kullanmıyorlar. Ya geliştiriyorlar, ya uyarlıyorlar, ya da dönüştürüyorlar. Sismik analiz ve sayısal hesaplama konusunda araştırmalar ilerledikçe birden çok serbestlik derecesine sahip sistemlerin, analizleri ve mühendislerin daha uzun ve daha karmaşık yapılar inşa etmelerini sağladı. Kasumigaseki binası, Japonya'daki ilk yüksek bina olduğu için dikkat çekicidir. Geniş planşlı kırışlardan ve metal güverteden yapılmıştır. Bu yeni bir çağın başlangıcının ilk işaretiydi. Böylece 1960'lardan sonra ahşap yapılar Japonya'nın neredeyse tamamında kayboldu ve çoğu yeni inşaat projelerinin başında çelik ve beton kullanıldı. Bu ünlü şaheserlerden biri prekast betondan yapılmış Hanome binası. Çapraz şekilli prekast ünite sıfır eğilme momenti konumlarında pin bağlantıları olan bir moment çerçevesinde oluşuyordu. Metabolizma adı verilen yeni ve ilginç bir mimari konsept ortaya çıkmaya başladı ve birimlerin büyüyüp gökyüzüne doğru genişleyebileceği fikri ortaya çıktı. Örneğin bu Kisho Kurukawa tarafından tasarlanan kapsül kule binasıdır. Konsept şuydu: her oda, daha doğrusu kapsül, bir mağazada üretilebilir ve daha sonra şantiyeye taşınabilir ve basitçe bağlanılabilir. Montaj gibi düşün. Ayrıca binanın bir diğer avantajı kolayca istenilen yere taşınmasıydı. Gerektiğinde büyütülür, gerektiğinde küçültülür veya taşınır. Kulağa çok çılgınca geliyor değil mi? Oldukça pratikti. İşte bu binaya organik bir bitkisinin görüntüsünü verdi. Yamanashi Kültür Salonu da benzer tasarım konseptleri üzerine inşa edildi. Takeneke İnşaat aynı konsepte dayanarak Nippon Steel ile birlikte çalıştı bu fikir üzerine. Bir aile odasını bir dükkanda bir birim olarak üretip daha sonra şantiyeye taşıma fikri oluştu. Yani önce üretim, sonra montaj. Ancak bu hareket uzun sürmedi. Bir süre sonra bir takım sorunlar ortaya çıktı. Bu tür yapılar hem daha pahalı hem de ev taşıma konusunda fazla bir talep olmadığı için bu birimin nakliyesi de ekonomik değildi. Aynı sıralarda Gengo Matsui ve Seda Üniversitesi'nde bir profesör bunları yerleştirmek için metabolizmaya dayalı Expo 70 kulesi tasarladı. Waseda Üniversitesi kampüsü sismik dirençli bir çapraz bağlantı sistemine sahiptir. 1970'lerde Tokyo'da yüksek binalar popüler olmaya başladı. Çünkü yüksek sismik talep binalar her iki yönde de moment çerçeveleriyle tasarlandı. Kutu bölümü sütunları yeni geliştirilen haddeleme ve kaynak sistemleri kullanılarak imal edilen ürünler de tanıtıldı. 1980'lerden sonra teknoloji ve bilgisayar analizindeki ilerleme ile daha karmaşık yüksek yapılar Kajima Desing tarafından Osaka'da bu bina gibi binalar şehirlerde hayata geçirilmeye başlandı. İlginç mimarisiyle dikkat çeken yapılardı bunlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra beton herhangi bir şekilde dökülebildiğinden yeni bir yapı türü olarak adlandırılan kabuk yapılar ortaya çıkmaya başladı. İspanya'da Edward Troja kabuk yapının öncüsü oldu ve kabuk ve mekansal yapılar üzerine aynı zamanda uluslararası birliği kurdu. Bu eğilimin ardından Tokyo Üniversitesi'nde profesör olan Yoshikatsu Tsuboi Japonya'daki kabuk yapıları üzerine çalışmalar geliştirdi. 1970 yılına Osaka'da düzenlenen World Expo yeni türlerin tanıtılması için bir fırsat oldu. Expo 70 için birçok hava destekli membran yapıları inşa edildi. İlk kalıcı hava destekli kuble 1988'de gerçekleşen Tokyo Dome'du. Bunu takip eden çelik çerçeve destekli membran yapılar popüler hale geldi. Akita Sky Dome 1990'da, Momoto Park Dome ve kablo destekli Mabeishi kubbesi gibi kubbeler de popüler oldu. 1990'lardan sonra çelik yapıların formu daha organik ve serbest forma doğru gelişmeye başladı. Avrupa trendlerini takip ederek kablo destekli yeni şeffaf yapıların bazıları sismik tasarımı içeren camlar gerçekleştirilmiştir. 1967'de inşa edilen Midoriya 1. binası kolonlarda zayıf kesme demiri üzerine sahipti. Öğrencilerin mimari tasarım stüdyosu 2. kattaydı ve bina çöktü. Bunun üzerine Engave adı verilen derin saçaklar ve Sudare adı verilen hasır bir panjur tarafından sağlanan yaz güneşini engelleyen ve kışın güneş ışığını veren model önerildi. Geleneksel Japon evlerinde çevreden koruma esastır. Bundan ilham alarak entegre bir cephe önerildi. 1989'da da Tokyo Tech ve Nippon Steel arasındaki ortak anlaşma işbirliğinde geliştirilen model, bir panjuru ve cam cildi destekleyen sismik enerji dağıtma desteklerinden oluşuyordu. Sismik enerji dağıtım çaprazı, burkulma önleyici çapraz olarak adlandırılır.
Bir bulkurmaz sınırlayıcı ile çevrili düşük akıma mukavemetli bir çelik çekirdekten oluşur ve dirseğin bükülmesini engeller. Şiddetli sarsıntı altında bile korse kırılmaz, dış hasar göstermez ve sismik enerjiyi dağıtmaya devam eder. Binada kampüs, alt katların kolonları karbon fiber ile kaplandı. Kesme arızasını önlemek için ise levhalar, ardından enerji tüketen, burkulmayı önleyen çaprazlardan oluşan bir katman bağlandı. Ardından dış çevresini ise kontrol katmanı sağlandı. Zayıf kolonlar karbon fiber levhalarla kaplanır. Ardından ilave destekler takılır. Referans bending beam çelik krişe bağlıdır. 2000'lik kesme kuvvetinin kimyasal ankrajlardan geçmesine izin vermek için oluşturulmuştur. Dış teli takıldıktan sonra çevre koşullarını kontrol eden dış devreler eklendi ve modern bir engave bölgesi oluşturuldu. Bu bitmiş bina bir deprem meydana geldiğinde yatay kuvvet ve döşeme kirişleri aracılığıyla çapraza aktarılır. Daha sonra çaprazın bu kısmı sarsıntıyı azaltmak için sismik enerjiyi deforme eder ve dağıtır. Bina görünümü de yenilendi. Bu konsept daha sonraki güçlendirme projelerinde daha da genişletildi. Çapraz panjurlar olarak doğrudan küçük enerji yayan burkulma sınırlı desteklerin kullanıldı. Bu konsept 2008 yılında sekreterlik binasının sismik güçlendirilmesinde uygulanmıştır. Japonya kanunlarına göre içinde insanların yaşayacağı bir binanın projelendirilmesi ve deprem performansının belirlenmesi için gereken hesaplamaların sadece Kenchukishi adı verilen mimarlar yapabilir. İnşaat mühendisleri ise yollar, tüneller, barajlar gibi büyük altyapı projelerinde hesaplamalar yapsa da Kenchukishilerin orada da sözü geçiyor. İlk başta onların şartnamesine bakılıyor. Bina sahibinin belirlediği inşaatı yapacak alanlar da bu hesaplamalara ve inşaat standartları kanununa harfiyen uymak zorunda. İnşaatın başlamasıyla birlikte ise yapı denetiminden sorumlu kişiler hiçbir şekilde müsamaha göstermeden aralıklarla yapının şartname ve standartlara uygun yapıldığını denetlemek zorundalar. Bizdeki yapı denetim gibi değil yani. İnşaatın her aşamasında ve gerektikçe kontroller sağlanıyor. Hatta şu ilginç anekdotu pas geçmeyelim. 2019'da Leo Palace 21 adlı Japon inşaat şirketi iki oda arasındaki duvarın ses ve yangın geçirmez özelliklerinin standartlara uygun olmadığının ortaya çıkması üzerine özür dileyip tüm ülkede inşaat ettiği 40 bine yakın apartman dairesinin tümünü tetkik kararı almıştır. İşte deprem ülkesi olarak sayılan Japonya'da ki Türkiye'de bu sınıflandırmada yer alıyor. Bu konuların ne kadar zamandır nasıl bir süreçte nedenle ciddiye aldığını ve kafa yorduğunu, denetimlerin ne kadar hassas olduğunu, insan canına mal olacak hataların pardon diyerek düzeltilemeyeceğini görme açısından ibrettik. 3 kilometre kaymış, yeniden inşa edilecek şehirleri olan Türkiye'de yeni yapılaşmada hatta mevcut yapılardan gerekli güçlendirme analizi yapılarak deprem bilincini içselleştirip bundan sonraki olası depremlerde kayıpları en aza hatta temennimiz o yöndeki hiç kayıp olmayacak seviyeye getirmek için çalışması, gelecek yeni Türkiye için çabalaması, bir şeyler öğrenmesi ve kendini değiştirmesi, geliştirmesi lazım. Bugüne kadarki yöntemlerle olmadığı belli. Konsept değiştirmek, kafayı değiştirmek gerekiyor. Yıkılır ise yaparız, ne olacak? Değil de nasıl yıkılmaz, yıkılmamalı, bunun üzerine çalışılması lazım. İnşaat mühendisleri, jeologlar, çevreciler, haritacılar, şehir ve bölge planlayıcıları, birçok disiplini ilgilendiren konular. Böyle gelmiş, böyle gider mantığıyla değil de Japonlar gibi disiplinli ve vizyonlu olarak inşa edilebilir ancak.